112 beygir güç, 550 Nm tork. New Holland'ın Türkiye'de üretilen yeni serisi TR6.120. Traktör Metre programında az sonra bu traktörü... New Holland'ın Türkiye'de üretimini gerçekleştirdiği ve 2014 yılında çiftçilerle buluşturduğu yepyeni serisi TR6. TR6 serisinde 3 tane seçenek mevcut. TR6.120, TR6.130 ve 6.140 olarak 3 tane seçeneğimiz var. Bunların beygir güçleri de birbirinden farklı olarak. Yanımızda TR6.120 modeli var ve biz program boyunca bu modeli incelerken diğer modeller hakkında da ufak bilgiler vereceğiz. New Holland'ın Türkiye'de üretilen bu yepyeni serisi, TR6 serisi, 3 tane modelle çiftçilerin karşısına çıktı. Özellikle 2014 Konya Fuarı'nda ilk lansmanı gerçekleşti. Çiftçilere hitap ettiği beygir güçleri, TR6.120 modelinde 112 beygirlik bir güç var. TR6.130 modelinde 122 beygirlik bir güç var. TR6.140 modelinde ise 132 beygirlik bir güç seçeneği çiftçilerin karşısına sunulmuş. Özellikle yanımızda bulunan TR6.120 modelini inceleyeceğiz. 112 beygir gücünde olduğunu söylemiştik. Yaklaşık 550 Nm tork değerine sahip. Şimdi dilerseniz yavaş yavaş traktörü detaylı bir şekilde inceleyelim. Bütün ayrıntılarını sizlere gösterelim. Kaput yapısından başlamak istiyorum. Kaput yapısı traktörün heybetli görünümüne uyumlu bir şekilde tasarlanmış. Diğer modellerle kıyasladığımızda hatların biraz daha yumuşak olduğunu görebilirsiniz. Kaputun ön tarafında hava girişlerini sağladığımız ızgaralar, aynı zamanda yan tarafta hem sağda hem solda ızgaralar mevcut, hava girişini sağlayarak motorun soğumasını sağlıyor. Far yapıları New Holland'ın Cat Eye denilen sisteminde bir far yapısı var. Yani kedi gözü anlamına gelen far yapısı, uzun ve kısa farlar üst üste konumlandırılmış. Çalışma lambalarından devam etmek gerekirse ön tarafta ve arka tarafta 2 adet çalışma lambası olduğunu görüyoruz. Yan taraflarda da hem sinyal hem de çalışma lambası olarak kullanılabilen lambalar mevcut. Traktörün yan taraflarına geçip incelemelere devam etmeden önce hemen yanımızda bulunan ön ağırlıklardan bahsedelim. Burada yaklaşık 18 tane 45 kilogramlık ağırlıklar var ve 810 kilogram geliyor. Traktörün önüne bu ağırlıkları arttırabiliyorsunuz da aynı zamanda. Opsiyonel olarak azaltabiliyorsunuz da. Bu ağırlıklardan traktörün arka tekerlerinde de mevcut. O tarafa geçtiğimizde onlardan da bahsedeceğiz. Traktör ağırlıklarını bağlantı şekillerini görüyorsunuz. Traktörün ön tarafına gördüğünüz şekilde bağlanmış. Ön ağırlıklardan bahsettikten sonra şimdi dilerseniz motor kaputunu açalım, bir motora göz atalım. Kaputun altında bulunan motorun da birkaç özelliğinden bahsedelim. Özellikle motorumuz Common Rail injeksiyon sistemine sahip 4,5 litre 4 silindirli bir model. 112 beygir güç ve 550 Nm tork ürettiğini söylemiştik. Ön tarafta motor soğutucu bölümler, arka tarafta intercooler'ın soğutucu bölümleri mevcut. Üst tarafta asıl Common Rail motorun beyni, yani elektronik olarak yönetilen beyni motorun üst kısmında konumlandırılmış. Bu bizim için çok önemli bir detay. Yine kaba hatlarıyla anlatacağımız bir detay da hava filtresi. Spin tube hava filtresi kullanılmış. Onun da nereden açılıp çıkartıldığını yan taraftan göstereyim. Özellikle motor kaputu sadece bu şekilde açılmıyor. Biraz daha yükseltebiliyoruz. Buradaki kancayı yerinden çıkarttığımızda motor kaputu tamamen dik bir vaziyette gelebiliyor. Bu sayede hava filtresi, spin tube hava filtremizin bulunduğu kapakları da buradan açıp temizliğini istediğimiz gibi gerçekleştirebiliyoruz. Motorumuzun sol tarafında bulunmuşken burada kapatarsak yine gördüğümüz özellikleri söyleyelim. Yakıt filtreleri de motorun sol tarafında konumlandırılmış vaziyette. Dilerseniz motordan sonra diğer özellikleri anlatmaya devam edelim. Şimdi yanında bulunuyoruz çamurluğun. Çamurluk dinamik bir çamurluk. Şöyle alt taraftan çektiğinizde hareket ettiğini görebilirsiniz. Tekerlekler, ön tekerlek oldukça büyük aslında. Hemen ölçülerini de söyleyelim size. Lastik ölçülerimiz 14.9R28, yani radyal lastik kullanılmış. Oldukça da çapı geniş lastikler var. Bu beygir gücünde bu güçlü traktör için kullanılması gereken lastikler. Arka tekerdeki ölçüleri de oraya geçince söyleyeceğim. Dilerseniz ön tekerin hemen arkasında yakıt deposunu görebiliyoruz. Ondan bahsedelim. Yakıt depomuz traktörün sol tarafına konumlandırılmış. Buradaki merdivenin hemen alt tarafına doğru, arka tekerleğe doğru uzanıyor. Kapasitesinden bahsedelim. Özellikle bu sınıf traktörler için oldukça iyi bir kapasite. 176 litrelik bir yakıt deposu mevcut. Bu da traktör sahibine gün boyu çalışma imkanı veriyor.
Yakıt deposundan sonra traktörün arka tarafına geçmeden hemen yanımızda bulunan kapıdan da bahsedelim. Traktöre biniş kapısının tek parça camı mevcut. Oldukça geniş bir görüş kapasitesi sunuyor. Yine traktörün kapısını bu şekilde açabiliyoruz. Yine geniş bir binme imkanı sunuyor. Birazdan kabin içine geçtiğimizde bunu deneyip içerideki özellikleri de anlatacağız. Fakat dışarıdan incelemelere devam edelim. Traktörün arka tekerleğine doğru gelirsek, traktörün arka tekerleğini incelemek gerekirse hemen 3 tane ağırlık olduğunu görüyorsunuz. Bunların her biri 45 kilogram ağırlığında. 3 adet sol tekerde, 3 adet de sağ arka tekerde var. Traktörün yine arka tekeri de oldukça geniş. Hemen ölçüsünü söyleyelim. 18.4 R38 yani radyal lastik 38 inç. 18.4 inç de jantın genişliği yani lastiğin basma genişliği oluyor. Ayrıca dingiller arası mesafeyi de söyleyelim hemen. 2 metre 40 santimetre dingil arası mesafeye sahip. Bu sınıf traktörler için çekiş performansını etkileyen oldukça iyi bir değer. Şimdi dilerseniz traktörün arka tarafına geçelim ve oradaki özellikleri de detaylı bir şekilde anlatalım. TR6.120 Türkiye'de üretilen New Holland'ın yeni serisi dedik. Şimdi bu muhteşem traktörün arka tarafındayız. Hemen bununla ilgili kapasiteleri, bilgileri de sizlerle paylaşalım. Özellikle traktörün arka tarafı hidrolik kaldırma kapasitesinin söylendiği önemli bir bölüm. Hemen bunun da kapasitesinden bahsedelim. 5994 kilogram hidrolik kaldırma kapasitesi var. Yani yaklaşık 6 tona yakın bir kapasiteye sahip. Traktör 3 nokta askı sistemiyle bağlanıyor. Burada mekanik olarak ayarlanabilen bir orta kol mevcut, hidrolik yan kollar mevcut. Bunların elektronik olarak ayarını kabinin içerisinden yapabiliyorsunuz. Bunu yine kabin içine geçtiğimizde sizlere anlatacağız, göstereceğiz. Traktörün arka tarafında 2 tane çeki kolu mevcut, alt çeki ve üst çeki. Bu üst çekinin ayarını yapabiliyorsunuz, asansör tip çeki sehpasına sahip. Özellikle şu kolu çektiğimizde burası yana dönebiliyor. O şekilde de kullanabiliyoruz ve burada birçok aşağı yukarı ayarını görebiliyorsunuz. Ekipmanın durumuna göre bu asansör çeki sehpasını istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Hemen arka tarafta yine söylememiz gereken en önemli özellik 8 adet hidrolik çıkışı mevcut. Bu da önemli bir nokta. Beygir gücü yüksek traktörlerde hidrolik çıkışı fazla olan ekipmanları kullanmamıza imkan sağlıyor. Hidrolik çıkışların hemen yan tarafına doğru burada elektrik soketini görebilirsiniz. Hemen elektrik soketinin üst tarafında yeşil kapaklı römork freni bağlantı noktası mevcut. Bu da yine arka tarafa römork bağladığımızda olması gereken mutlak özelliklerden biri. Yine traktörün arka tarafında 2 adet hidrolik yan kol pistonu dikkat çekici. Hemen bu üst çeki kolunun alt tarafında kuyruk milini görüyorsunuz. Bu traktöre 3 tane kuyruk mili devir seçeneğimiz var. 540, 750 yani 540 ekonomi olarak bilinen 750 ve 1000 devir bölü dakika kuyruk mili hızlarını seçebiliyor kullanıcımız. Yine traktörün arka tarafında bahsetmemiz gereken bir özellik de burada quick coupling yani hızlı bir şekilde ekipmanımızı bağlamaya yarayan bir sistem mevcut. Buradaki kolu böyle çekerek ekipmanı buraya bağlıyorsunuz. Bıraktığınızda hemen kavruyor. Kolay bir şekilde, hızlı bir şekilde çalışmanızı sürdürebiliyorsunuz. Bu yan kolların ayarını traktörün arka tekerinin çamurluğunda bulunan tuşlarla da yapabiliyorsunuz. Bu yine pratik kullanımı öne çıkartan çok güzel bir özellik. Traktörün arka çamurluğunda bulunan sarı düğme kuyruk milini devreye alıp çıkartmanızı sağlıyor. Hemen onun üstünde yan kolları aşağı ve yukarı hareket ettiren 2 adet tuş görüyorsunuz. Hem sağ çamurlukta hem de sol çamurlukta bu tuşları kullanmanız mümkün. Traktörün arka tarafında son olarak bahsetmemiz gereken aslında buradaki özellikleri tamamladık fakat traktörün arka tarafından görünen özelliklerden bahsedecek olursak 2 adet çalışma lambasını traktörün üst tarafında görebiliyorsunuz ve sol arka tarafında da tepe lambası mevcut. Çalışma sırasında ve yol konumunda bu tepe lambasının mutlaka açılması gerektiğini çiftçilerimize bir kez daha hatırlatalım. Yine arka camın açılır olduğunu görüyorsunuz ve silecek mevcut. Bu bazı traktörlerde olmuyor. Güzel bir detay aslında. Bunu da sürücünün görüşünü artırmak için güzel bir detay olarak kullanmışlar. Dilerseniz artık traktörün içine binelim ve içerideki detayları sizlerle paylaşalım.
Evet sevgili seyirciler, New Holland'ın yeni modeli TR6.120 traktörün kabin içi incelemesine başlayalım. Öncelikle kabinin içerisine bindiğimiz andan itibaren çok ferah bir kabin karşılıyor operatörü. Direksiyondan başlayarak sizlere anlatmak istiyorum. Direksiyonumuzun ayarından başlayacağım. Alt tarafta bulunan mandalı çekerek direksiyonu gerçekten çok geniş bir ölçüde ileri geri ayarını yapabiliyoruz. Kendimize göre ayarladıktan sonra yine operatörün ulaşacağı yüksekliği de ayarlayabiliyoruz. Bunu da orta tarafta bulunan düğmeyi çevirdiğimizde yine aşağı yukarı bu şekilde ayarını yapabiliyoruz. Operatör direksiyonu ayarladıktan sonra yine ulaşabildiği tuşlardan bahsedelim. Sol tarafta kornamız burada var. Yine sinyal verdiğimiz kollar burada. Sağ tarafta silecekleri çalıştırdığımız, aynı zamanda sileceklerin suyunu çalıştırdığımız kol burası. Arka tarafta da silecek var dedik. Bu da güzel bir konfor detayıydı. Onun da yine kullanımını buradaki koldan sağlayabiliyoruz. Burada turuncu bir kol var. Dikkatinizi çekmiştir. Bu debriyaja basmadan ileri geri vitesler arasında geçiş yapmanızı sağlıyor. Bu çok önemli bir özellik. Elektronik olarak debriyaja basmadan ileri ve geri hareketi sağlayabildiğimiz bir kol. Sıra sonu dönüşlerde oldukça önemli bir özellik. Hemen yine direksiyonun arka tarafına doğru burada dörtlüleri yaktığımız bir tuş var. Ardından gösterge panelini sizlere anlatmak istiyorum. Bu sol tarafta devir göstergesini görüyorsunuz. Devir göstergesi bizim için çok önemli. Traktörün maksimum torkunun TR6.120 modeli için 550 Nm olduğunu söylemiştik. Bu maksimum torku nerede elde ediyoruz? 1400 devir bölü dakikada elde ediyoruz. Bu güçlü traktör maksimum torku, yani maksimum gücü elde ediyor. Dolayısıyla maksimum çeki kuvvetini elde etmiş oluyor. 1400 devir bölü dakika bizler için çok önemli. Devir göstergesinin hemen sağ tarafında hem yakıt göstergesi hem de hararet göstergesini görebiliyoruz. Onun üst taraflarında birçok ikaz lambası mevcut. Bu da mesela dört çekeri, diferansiyel kilidini devreye soktuğumuzda veya yakıt azaldığında bizi uyaran göstergeler. Hemen onun üst tarafında birçok tuşun, birçok fonksiyonun olduğu bir bölme var. Buradaki fonksiyonları tek tek anlatmak istemiyorum sizlere. En önemli özelliğini söyleyeyim. Eğer siz arkaya taktığınız ekipmanın bilgilerini doğru bir şekilde buradan girerseniz, örneğin pulluk taktınız, çalışma genişliğini, iş genişliğini buradan girdikten sonra sizin çalışma saatinize göre sürüm yaptığınız alanı, çalışma saatini, tüm bilgileri yol bilgisayarından göstermenizi sağlayan önemli bir özellik. Buradan ekipmanın bütün özelliklerini giriyorsunuz. Sizin çalışma saatinize göre sürdüğünüz alanı, çalıştığınız alanın toplamını yol bilgisayarından sizlere gösterebiliyor. Onu buradaki panel sayesinde girişini yaparak kullanabiliyorsunuz. Yine operatörün buradan gözlemleyebildiği özelliklerden direksiyonun hemen sağ tarafında bulunan 4 tane hava çıkışı ve yine sol tarafında bulunan 4 tane hava çıkışını gözlemleyebiliyor operatör. Bu da geniş kabinin iyi bir şekilde havalandırılmasını, iyi bir şekilde iklimlendirilmesini sağlıyor. Evet, operatörün ilk kontrol edebildiği direksiyon ve oradan ulaşabildiği tuşları anlattıktan sonra şimdi biraz konfor detaylarından bahsetmek istiyorum. Konfor detayları önemli çünkü böyle büyük beygir güçlerindeki traktörlerle tarlada uzun saatler çalışıyorsunuz ve uzun saatler çalışma sonucu da vücudun fazla yorulmaması gerekiyor. Bunu da konfor detaylarıyla sağlıyoruz aslında. Operatörün oturduğu koltuk konfor açısından en önemli bölge. Bu koltuğun birçok ayarı var, onları sizlere göstermek istiyorum. Hemen operatörün oturduğu koltuğun ön tarafına doğru iki tane tuş görüyorsunuz. Bunun soldaki oturduğumuz bölümün aşağı yukarı hareketini sağlıyor. Yani ön tarafının biraz kalkıp inmesini sağlıyor. Bacaklarınızın pozisyonuna göre. Hemen onun sağındaki tuş bizim yine oturduğumuz bölümün ileri geri kaymasını sağlıyor. Yine bu şekilde en uygun oturma pozisyonunu ayarlayabiliyorsunuz. Ayarlar bu kadar değil, devam ediyoruz. Operatörün yine oturduğu koltuğun sağ tarafına doğru bir kol var. Bu kolu çektiğinizde komple yaslanma yeriyle beraber, hatta buradaki kumanda kollarına da dikkat edin, hepsi beraber hareket ediyor. Yine bu şekilde ayarını yapabiliyorsunuz. Ayarlar bununla da bitmiyor. Sol tarafa geçiyoruz. Sol tarafta yaslandığımız yerin ayarını görebiliyoruz. Buradaki düğmeyi çektiğimizde yine sırtımızı koyduğumuz bölümün ileri geri ayarını yapabiliyoruz.
Hemen tuşları anlatmaya devam edeyim. Burada iki tane tuş daha var. Yine operatörün solunda ama biraz daha ön tarafa doğru. Altlı üstlü iki tane tuş. Bunun alttaki ona bastığımızda operatörün ağırlığına göre ne kadar ağırsa ona göre hassasiyeti ayarlanıyor. Ve koltuğun bu şekilde yaylanmasını kilograma göre ayarlayabiliyorsunuz. Bu da çok güzel düşünülmüş bir özellik. Hemen onun üstteki yani en üstteki tuşu aktif hale getirdiğimizde de yine yukarı doğru çektiğimizde de dikkat edin operatör koltuğu istediği gibi dönebiliyor. Bu da çok enteresan, nadir rastlanan özelliklerden biri. Yine uygun şekilde ayarladık. Diyelim ki ekipmanı sağda kullanıyoruz. Hani biraz daha sağ tarafa dönmek gerekebilir. Bunu ayarladıktan sonra sol elimizle direksiyon tutarken sağ tarafa daha rahat dönebiliyoruz. Sonra yine bunu buradan düzeltip uygun şekilde önümüze bakabiliyoruz. Koltuğun birçok ayarı var dedik. Bu ayarlardan bahsettik. Gerçekten çok konforlu bir koltuk. Yine dirseğimizi koyduğumuz bölümlerin soldaki yumuşak, sağ taraftaki de biraz daha sert plastik. Ve buradan tuşlara, dirseğimizin altındaki tuşlara kolayca ulaşmamızı sağlayan bir özelliği var. Operatörün ulaşabildiği tuşları, fonksiyonları birazdan anlatacağım. Şimdi konfor detaylarıyla devam edelim. Operatörün sol tarafında eğer yardımcısı gelecekse onun da oturabildiği bir koltuk mevcut. Bu koltuk gerçekten çok konforlu. Çünkü buraya bir yardımcı oturduğunda operatörün dizleri birbirine çarpmayacak genişlik var gerçekten kabinde. Bunu siz de deneyerek görebilirsiniz. Aynı zamanda koltuk bu şekilde katlanabiliyor. Tabii ki yan taraftaki yardımcı için de emniyet kemeri zorunlu bir şekilde burada bulunuyor. Bu katlanıyor dedik. Katladığımızda operatörün buraya bardağını veya şişesini koyabildiği bir yer de mevcut. Hemen onun arka tarafına doğru dönmek istiyorum. Burada bir hani depo diyebiliriz. Eşyalarınızı koyabildiğiniz bir alan mevcut. Bunu da buradan açıp içerisine doldurabiliyorsunuz. Geniş bir hacmi var. Birçok eşyanızı alabilir. Buradan kapatıyorsunuz. Bunu kullanmak istemiyorsanız bunu buradan çıkartabiliyorsunuz da aynı zamanda. Yine konfor detayları oldukça iyi düşünülmüş. TR6.120 modeli. Şimdi dilerseniz operatörün kullanabildiği fonksiyonları biraz daha anlatalım. Traktörün en dikkat çekici özelliği yarı otomatik transmisyona sahip olması. 16 ileri, 16 da geri vitese sahip. Operatörün kullanabildiği, ulaşabildiği neredeyse tüm fonksiyonların çoğu sağ tarafına konumlandırılmış. Şimdi oradan anlatmaya başlayalım. Koyu turuncu renkli bir el gazımız var burada. Ayak gazın dışında elle de bunu buradan kontrol edebiliyoruz. El gazının hemen sağ tarafına geçelim. Traktör yarı otomatik transmisyonu ile dikkat çekiyor demiştik. Bunu nasıl sağlıyoruz? Burada bir kol vasıtasıyla bu kolun arkasında bir tuş var. Bu tuşa basarak debriyaja basmadan yol ve tarla pozisyonlarını seçebiliyoruz. Ana kademeler arasında geçiş yapabiliyoruz. Hemen sol tarafında da baş parmağınızla basabildiğiniz iki tane tuş görüyorsunuz. Buradan da vitesleri büyütüp küçültebiliyorsunuz. Ana kademe ve ara kademelerden bahsettik. Toplam 16 ileri 16 geri dedik. Bütün kademeleri hemen bu kullandığımız kolun sağ tarafındaki göstergeden görebiliyoruz. Şimdi o kademelerden de bahsedelim. A, B, C, D olarak 4 tane kademe var. Bunların da içerisinde mesela A'da 1, 2, 3, 4 vites. B'de 5, 6, 7, 8. vitesler. C'de 9, 10, 11, 12. D'de de 13, 14, 15 ve 16. vitesleri görebiliyoruz bu kademelerde. Bunların geçişini de buradan bu kol vasıtasıyla sağlayabiliyoruz. Dediğimiz gibi debriyaja basmadan bu kolun arka tarafındaki tuşa basarak bunu sağlayabiliyoruz. Yarı otomatik transmisyon dedik. Bu kolu kullanırken hangi vites ana kademesinde, hangi viteste olduğumuzu da buradaki ekrandan yanar lamba vasıtasıyla da görebiliyoruz. Bu göstergenin ön tarafında bulunan iki tane ufak turuncu tuş görüyorsunuz. İki ana kademe arasında geçişi yol ve tarla durumu olarak sağlayabiliyorsunuz. Operatörün kontrol edebildiği özelliklerden bahsetmeye devam edelim. Burada mavi kolları görüyorsunuz. 8 adet hidrolik çıkış var dedik.
bu 8 adet hidrolik çıkışı buradaki 4 tane kolla kontrol etmemiz mümkün. Hemen onun arka tarafına doğru burada kuyruk milini devreye soktuğumuz ve çıkartabildiğimiz tuşu da görüyoruz. Bu şekilde basıyoruz. Alt taraftaki çekmeyeni de çekerek devreden çıkartıyoruz. Onun arka tarafına doğru 540 ekonomi ya da 540 devir bölü dakikayı veya en uç tarafta da 1000 devir bölü dakikayı seçebildiğimiz kuyruk mili hızlarını da buradan ayarlıyoruz. Bu alt taraftaki kolunu çekerek yine 540, 540 ekonomi ya da 1000 devir bölü dakikayı buradaki kol vasıtasıyla seçebiliyoruz. Devir hızlarını seçtiğimiz kolla kuyruk mili devreye sokabildiğimiz kolun arasında bir tuş var. Buradaki tuşu otomatik olarak seçtiğimizde bir sıra sonu dönüşlerde traktör otomatik olarak kuyruk milini devreden çıkartıyor ve tekrar sıraya girdiğimizde bunu yine otomatik olarak devreye alıyor. Bu tuşu manuel olarak da aynı zamanda kullanabiliyorsunuz. Hemen sürücünün dirseğinin koyduğu yerde konumlandırılmış, sürücü koltuğuyla beraber hareket eden ve kullanımı oldukça kolay, ergonomik bir şekilde tasarlanmış elektronik çeki kontrol sistemi de burada mevcut. Hidrolik kolların buradan elektronik olarak hassasiyetinin ayarlandığı, ne kadar aşağı yukarı hareket edeceğinin ayarlandığı ve daha sonra buradan sabitlenebilen bir sistem mevcut. Burada hidrolik kolların yukarı aşağı hareketini ayarlayabildiğiniz bir ileri geri burada tuşu hareket ettirerek bu ayarı yapabiliyoruz. Aynı zamanda bunu sınırlandırabiliyoruz. Dikkat edin, parmağınızda buradaki kolu çevirdiğinizde, örneğin bunu 2'ye kadar getirdim. Bu tuş 2'den aşağı daha gitmiyor. Yani ne kadar yükseğe çıkabileceğini de buradan ayarlayabiliyoruz. Elektronik olarak hidroliklerin hassasiyetini de ayarlayabiliyoruz. Burada mesela baş parmağınıza ulaşabildiğiniz elektronik olarak hassasiyeti ayarlayabildiğiniz tuşlar da var. Bunu yine 1, 2, 3, 4, 5, 6 kademelerini seçerek buradan istediğimiz şekilde hassasiyeti ayarlayabiliyoruz. Yine baş parmağımızda kolayca ulaşabildiğimiz bir tuş da liftomatik olarak yine sıra sonu dönüşe geldiğimizde ekipmanı kaldırıp yine sıraya girdiğimizde ekipmanı tek tuşla indirmemizi sağlayabiliyoruz. Bunların hepsini yine dirsekle beraber, dikkat edin, koltukla beraber aşağı yukarı hareket ediyor ve dirseğimizin hemen altında olduğu için elimizle rahatlıkla ulaşabiliyoruz. Hemen dirseğimizin sağ tarafında kontrol edebildiğimiz tuşlar da var. Bu tuşu aktif hale getirdiğinizde yarı otomatik transmisyon dedik. Viteslerimiz 4 ara kademeden oluşuyor. A, B, C, D ara kademeleri var. Bu her bir ara kademenin içinde de 4 tane vites seçeneği mevcut. Örneğin B kademesinde 5. 6. 7. ve 8. vitesler var. Eğer siz bu tuşu aktif hale getirirseniz traktör bu B kademesinin içerisindeki 4 tane vitesi traktörün ihtiyacı olduğu güce göre kendi otomatik olarak seçiyor ve sizin hiçbir şeye müdahale etmenize gerek kalmıyor. Yine eğer C kademesine geçtiğinizde, örneğin 9, 10, 11 ve 12. vitesler arasında eğer bu tuş aktifse traktör ihtiyacı olan güce göre bu vites seçeneklerinden herhangi birini kendi otomatik olarak seçiyor. Bunu devre dışı bırakıp kendiniz de bu vitesleri seçebilirsiniz. Hemen onun arka tarafına doğru devam edeyim. Burada 4 çekeri devreye sokabildiğimiz tuş var. Aynı zamanda bu tuşun üst tarafında A harfini görüyorsunuz. Siz bunu A konumuna getirirseniz traktör otomatik olarak bunu seçerek sizin bir daha seçmenize gerek kalmadan otomatik olarak hallediyor. Hemen onun arkasında yine diferansiyel kilidini manuel olarak devreye sokabiliyorsunuz. O tuşun üst tarafındaki A harfine yine dikkat edin. Eğer A harfindeki konumu alırsanız yine traktör otomatik bir şekilde diferansiyel kilidini devreye sokabiliyor. Onun arka tarafına doğru iki tuş daha görüyorsunuz. Bunlar motor devrimizi sabitleyebildiğimiz tuşlar. Bunların bir tanesi devir sabitleyici. Sürücü istediği devri burada sabitleyebiliyor ve bunu aşağı yukarı ayarlamasını yapabiliyor. Aynı zamanda onun arkasındaki tuşla da bu seçtiği devir hızlarını da hafızasına alarak iki farklı pozisyonda bunları kullanmaya imkan veriyor.